Herkese selamlar dostlar. 14 ve 15 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Zaten 4 tanesi de Şampiyonlar Ligi. Direkt başlayalım. Like'larınızı bekliyoruz diyerekten de. Ekrana skor yarışması gelsin. Hafta sonu yaptığımız skor yarışmalarını kazananlar Galatasaray, Efe Yavuz, Beşiktaş'ın bilen yok. Sadece Efe arkadaşımız Instagram üzerinden yazsın. Master yarışması olarak da çarşamba günü Real Madrid Liverpool maçını yapmayı düşünüyorum. Yapıyorum hatta. Bilen 3 kişiyi katı Telegram gruplarımıza alalım. Güzel bir maç olacak. İndeks beklentisi 4-2'lik bir Real Madrid galibiyeti bekleniyor. Öyle bir maç beklendiği için bu maçın maç skorunu sizlere sormak istedim. Herkese bol şanslar. Cumartesi yüksek misli neler yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Cumartesi günü iki tane yüksek misli verdim. Bu yüksek mislilere baktığımız zaman da solda gördüğünüz site alır ve 4.5 alt olarak önerdim ve 750 TL önerdik. Burada zaten bir kasa yönetimi yaptığımı zaten söylemiştim. Burada bu geldi. Sağ taraftakine baktığımız zaman da Avrupa içinde verdim. Bir yüksek misli 1250 TL verdim. Galatasaray'ın çifte şansı, Napoli'nin çifte şansı, Bayern Münih'in de galibiyeti. 1.46 oranı vardı. Bu da tertemizden geldi. Buradan 350 lira, buradan da 460 lira falan aldık. Hatta daha fazla 500 lira. Bereket versin diyelim. Geçelim. Pazar yüksek misliye baktığımız zaman da pazar da iki tane yüksek misli verdim ve güzel orandan kazandık. Sevilla'nın maç sonu birini verdim. 750 TL mesela. 1.57'nin oranı vardı zaten Nesine'de. Çok güzel orandan kazandı. Günün en güvendiğim maçıydı zaten geldi. Yüksek misli Avrupa'ya baktığım zaman da Arsenal'ın golü, PSV'nin galibiyeti, Başakşehir maçına da 4.5 kart verdik. de bunun oranı verdik. 1000 TL'de bunu önerdim. Toplamda 4 tane yüksek misli verdik hafta sonu için. 4'ü de başarılı oldu. Kazan sağlayan enerjisi. Tebrikler. Yüksek misli seviyesine gelenler zaten alt gruplara canlı odası kupon odasına da gelebiliyor. O yüzden burada kasası sağlam veya böyle en güvenilir en, e, günün güvenilir en sağlam maçını kendi adıma söylüyorum. Ben kendimce en güvenilir maçını çıkartıyorum ve tekli olarak yazıyorum ve miktar belirtiyorum misliye göre. Bu şekilde ilerliyoruz. Kombinelere baktığımız zaman da Kombinelerde hafta sonu için 6 tane kombin önerdik toplamda ve 3 tanesi geldi 3 tanesi de başarısız oldu bunu da belirteyim sizlere %50-%50 amortiledik bir nevi kombinelerden çok bir kazanç sağlayamadığımızı belirtelim kupon odasında geçtim bunu canlı maçlarda da elimizden geleni yaptık hatta zaten Pazar günü herkese açık gruba da canlı verdim Toplamda 7 tane canlı verdim oraya 6 tanesi geldi Kendi grubumuzda da zaten Editor arkadaşlarla birlikte canlıları da arttıra arttıra gittik Güzel sonuçlar elde ederekten de devam ediyoruz Herkese açık grup demişken de Yorumlarda ve açıklama kısmında var kısmında var. 5600 kişilik bir grup buraya. Buraya da katılın ara ara zaten canlı bahisler atıyorum. Ki pazar günü 7 tane canlı bahis attım. 6 tanesi de geldi. Ara ara böyle ücretsiz canlı bahisler de sizlere yaparak da kazandırmayı hedefliyoruz diyerekten de geçelim. Sizlerden ricam bu videoya artı 400 seviyesindeki gelecek like'lardır. Artı 400 seviyesine like gelirse şimdiden herkese bol şanslar dileyerekten de Perşembe gününe bir kombin önerisi yapalım. Sizlerden ricam videoya like atmanızı Perşembe kombinisi gelmesi için artı 400 seviyesinde. Başlayalım. Stille Leipzig mücadelesi var. Şimdi Leipzig zaten son evinde Gladbach'la oynadı. O maçta da ben Gladbach'ın bir golünü önermiştim ki Gladbach penaltı kaçırdı. 3-0'lık bir galibiyet aldı. City tarafında herhangi bir sakatlık veya yok. Onlar da Crystal Palace mücadelesi oynadı. 1-0 kazandı. Yüksek mislimde vardı. Dün, maçı da izledim. Etkin olan, etkin olan taraf zaten City'di. Palace çok kapandı. Leipzig burada kapanır mı? Bence kapanmaz ki şöyle bir şey var. Yani Leipzig takımı kapanacak takım değil. Yani ona göre bir takım değil. Ya çok kapanmaya çalışsa bile bunu çok iyi yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden tempo bir maç geçmesini bekliyorum. Burada ben City galibiyetini bekliyorum fakat nasıl alırız diye baktığım zaman da maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparsanız bu maçın idealidir zaten. 1.35 gibi oranı var. Şuradan önereyim. Bu maçın idealidir. City'nin bence 2 gol atarak galip gelmesi idealdir yani bu. Ben burada bir de yüksek orana gittiğim zaman da City'den zaten 2 gol bekliyoruz. Bence 3. golün riskine de girilebilir. Çünkü maçın ikinci ayağı olduğu için yani ipler bir anda kopabilir. Ev sahibi 2.5 üstün oranı da burada 2.05 gibi oranı var. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesi de City'dir. Kendi evinde bence kendine gelecektir. Mavi formasını da giyerse bu maçı 2 gol atarak kazanır. 3. golün oranı riski de 2.05 bilginize. Porto ile Inter mücadelesi. Bakın bu maçı almam. Yani herhangi bir ideal kombinemi almam. Alacağım şimdi de yüksek oranlı alacağım. Nasıl mı? Öncelikle oranlarda ufak bir oynama var. Şu an dikkat ettim. 2.31 Porto'ydu. 2.32 Inter'di. 2 2.34 olmuş. Dünün oranlarıyla ufak bir oynama var. Şimdi Porto tarafına baktığımız zaman da geçen maç iyi miydi? Bence daha net pozisyonlara giren takım ya yani topu daha çok Inter oynadı fakat Porto net pozisyonlarda kaçırdığını söylemek lazım. Burada da Porto tarafının ben bu maçı önemseyeceğini düşünerekten de ki önemseyecektir. Ya bu nasıl bir soru? Porto burada bence kazanabilir. Kazanırken de 1-0 veya 2-1'lik skora göre kazanır diye düşünüyorum. Ben de normalde bir 2-3 gol tercih düşünüyordum buna. Kaçamak tercih yapalım, 2-3 golle kaçalım şeklinde. Fakat kaçamak tercih yapmayacağım burada. 2-30 gibi orandan doğrudan bir Porto galibiyeti bekliyorum. Alacaklara bol şanslar. Doğrudan Porta galibiyeti. Ben bu maçın uzamasını bekliyorum. Tek farklı Porta galibiyeti çıkarsa da uzar. Ve buna oranla da Handicap 0'ı 3.83 gibi orandan ekstra olarak sizlere bunu da önermek istiyorum. Yani tek farklı bir Porta galibiyeti beklediğimi de belirtmiş olayım tekrardan. Anadolu Efes Real Madrid mücadelesi bir Euroleague karşılaşması. Ertelenen bir maçta bu mücadele. Oynanacak şimdi Anadolu Efes tarafından Misic, Larkin durumu belirsiz. Larkin oynadığı. E hafta sonunda Bahçeşehir maçı vardı oynadı. Çok fazla verim olamadı. Missis sahne almadı. E geçen maçta EuroLeague'de de az sahne aldı öyle söyleyeyim. Yani Efes tarafı sallantılı olduğunu söyleyelim. Maçın oranları açık değil fakat Avrupa'ya baktığım zaman da şunu gördüm. 1.90'a 1.90. Yani ne kazanılacağı belli olmayan maçlardan bir tanesi. Ben şöyle bir beklentim var. Real Madrid burada fark yemez gibi geliyor. Eğer favori Efes açılırsa handikabı Real Madrid tarafına alın. Yani ne bileyim 5 handikaptan açılırsa 4-5 handikaptan Real Madrid tarafına gidebilir. Real Madrid'in ben burada yenilse bile 4-5 sayı fark diyerekten de yenileceğini düşünmüyorum. Efes'in durumu kötü. Real Madrid daha iyi bir durumda şu an. O yüzden Real Madrid tarafına handikap almakta fayda var. 15 Mart için herkese tekrardan bol şanslar. 15 Mart içinde 3 tane maçım var aynı şekilde. Başakşehir maçını aldım son 16 turundan Napoli maçını ve Real Madrid maçını aldım. Bu arada Real Madrid maç skorunu da sizlere sorduk. Yorumları yazabilirsiniz. Like'larınızı bekleyelim. Başlayalım. Başakşehir maçına baktığımız zaman da 1.89 gibi orandan favori açılmış. İlk maçta 1-1 gibi bir skorla bitti. Başakşehir'in de dün maçı vardı. Dünkü maça baktığımız zaman da 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti çıktı. Maçı da izlediğim zaman da aslında kırmızı kart bence yani verilmeye de bilirdi. Çünkü adam düştü kaydıktan sonra bileğine veya bir de yapabileceği bir şey yok o pozisyonda. Kırmızı kart verilmeyebilirdi aslında da bilmiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum da. Şimdi burada Başakşehir'e baktığımız zaman da ya ufaktan bir form düşüklüğü var da ilk maçta Gent de bunları ezdi açıkçası. Gent de bu maçta gol bulma ihtimali de var. Başakşehir'de saldıracaktır yani yenmeye oynayacaktır. Olası uzatmak isteyecektir. Mücadelenin en güzel tercihi ve yüksek oranlı tercihi mücadelede gelecek 2-3 gol, iki, üç gol bandıdır bence. İlk maçın senaryosu yaşanabilir diye düşünüyorum. Yine bir birlik bir skor çıkabilir. 2-1 olursa Başakşehir'e de kayabilir. Burada 2-0'ları da alalım diyerekten de 1-77 gibi orandan 2-3 gol tercihini önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu orandan güzel bir tercih satın alabilir. Napoli ile Frankfurt mücadelesi. Napoli arkadaşlar ya, olayı çözmüş Napoli. Kıvaranın attığı golü gördünüz mü? Bir çekiyor iki kişi kayıyor. Bir daha sağını çekiyor. Dördü birden kayıyor. Muazzam bir gol attı Atalanta'ya. Ben doğrudan maç sonu bir verdim. Hatta Cumartesi teknisi olarak da 2.32 orandan 3.5 altında 1 olarak kupon odasında zaten önerdim ve kazandık oradan da. Napoli ben burada yani maçı önemseyeceğini düşünüyorum. İlk mücadeleyi kazanmış olsa da burada da tekrardan galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani deplasmanda Ajax'a 6 attı. Kendi evinde 4 attı. Anladınız mı? Napoli oynuyor yani tam kadro çıkacaktır. Ligde önemli bir maçı da yok. Torino deplasmanı var da halledilir bence. Burayı da önemseyeceğini düşünerekten de Napoli'nin atacağı 2 gol idealden alınabilir arkadaşlar. Hemen onu öneririm. 1, 42 bir oranı var. Napoli'nin atacağı 2 gol zaten idealdir önerilebilir. Onun dışında da ilk yeri 1 seçeneğini sizlere biraz daha yüksek orandan önermek istiyorum. Bunun da oranı 1.77. Napoli genellikle ilk yarılardan iyi başlayan takımlardan bir tanesi olduğu için ilk yerden Napoli burada gol bulabilir. Değerlendirecekleri bol şanslar. Real Madrid Liverpool mücadelesi. Bu maçın maçı konusu sizlere sorduk. Real Madrid favori fakat Liverpool'un kaybedecek hiçbir şey yok. İlk dakikadan itibaren açık oynayacaktır. Gol bulmaya çalışacaktır. Baskı bir futbol oynayacaktır. Real Madrid'de Benzema bu maçta olmayabilir bilginize. Sakatlığı sürüyor ama muhtemelen oynar yani. Adam şöyle söyleyeyim maç seçerek de oynuyor. Öyle bir durumum var. Bu maçta muhtemelen oynar diye düşünüyorum ben Benzema'nın. Hatta burada sakat yazmışlar mı? Ayak sakatlı var da yani Avrupa'dan çıkan kadroda da şöyle söyleyeyim Benzema'da ilk 11'de oynayabilir kısacası. Liverpool oynayacaklar. Bu maçın ideali vardır. Yani KG var alınır bu mücadele. Al at bir kombine yanına bir elde falan koy devam et. Onun dışında KG var alınabilir ideali fakat ne çıkabilir diye yüksek oranına baktığım zaman da ilk yarıdan dediğim gibi baskın bir futbolla veya risk alarak oynayan bir Liverpool olacağı için ilk yarıdan 2 gol çıkar mı? Oran 2-0-2. İlk yarıdan da iki gol çıkması bence beklenebilir. Buna göre zaten kendiniz oranları dizginleyebilirsiniz. Kendinize yarayan alabilirsiniz. Bu şekilde önereceklerim bu kadardı. Toplamda 6 adet maç önerdim. İdealden yüksek orandan. Artı 400 seviyesine like gelirse de Perşembe günü kombin önerisi yapacağım. Değerlendirecekleri bol şanslar.